geldim. Bandırmanın gülü Carmen Gönül. Teşekkür ederim. Bandırmada ne havan vardır senin, evet. Değil mi? Evet. Hadi aç. Hele şimdi afiyet. Daha çok. Nasıl şimdi, niye? Yani ha, önceden vardı. Televizyon tabi. Mutfaktadan dolayı daha herkes çok tanıyor şimdi, daha çok oldu Nursel Hanım. Pişmiş ama çok az daha et kokusu geliyor ağzıma. Evet. Çok az daha yani kızarması, üstü biraz beyaz ya, çok az daha kızarsaydı daha güzel olurdu yani kızımız. Güzel bir köfte yapmış mı? Pişmesi harika, ya, yoğurmuş şey olarak, mu? Bak Nursel'den toparlanmış yani, yoğurmasını yapmış kız ama. Tamam. Biraz daha pişirseymiş, ateşte yani fırında tutsaymış daha güzel olurdu. Hı hı. Köfteyi beğenmedin. Evet, şu anda yani. Soğanı da az daha pişmek istiyor Nursel Hanım bu tabağın. Biraz bak hatır hatır geliyor yani. Suratın güzel zaten, şeyler evet, biraz, söylemedi. Biraz daha kızarması gerekiyordu bence. Az pişmiş bu. Öbürü zaten. Sosu falan nasıl? Biberi, biberi kızarmış şimdi Nursel Hanım. Biberinde sıkıntı yok. Sosu, biber tadını aldım ama onlar da tam şey pişirilmemiş. O da senin yeterli değil. Tamam. Yine bakayım da. Bunlar da biraz hırt hırt geldi bana Nursel Hanım. Biraz daha bu tabağın pişmesi gerekiyordu. Sanırım bu tabağı beğenmedin. Şu anda ha. Yani. Tamam. İkinci tabağa geç bakalım, sonra kıyasla. Bu daha şey Nursel Hanım. Bunda daha çok kıyma tadını aldım köftesinde. Suratındaki hayal kırıklığını görüyorum biliyor musun kayınvalideler? O yüzden ben çok bakarım, böyle misafirim de gelse hemen suratına bakarım beğendin mi diye. Ya bak şey sosunla soğanı da güzel pişirmiş. Ama lezzet olarak köftesi şey gelmedi Nursel Hanım. Beğendin mi beğenmedin mi deyip geçeyim o zaman. Üçüncü tabağımız henüz çok heh dediğimiz bir tabak yok. Bunun mesela en güzel şeyi olarak duruşu bak. Görsel olarak mutlu etti seni. Görsel olarak kiminse yani bu duruşu, bunlar büyüklü küçüklü. Hangi kızımız yaptıysa bunun da görseli güzel Nursel Hanım. Muntazam olmuş. Evet. Pişmiş ama şey aynı birincideki lezzet var Nursel Hanım. Yani çok lezzetli değil, değil yani. Değil. Ya tam yoğrulmadı böyle yani şeyler, malzemeler karışmadı. Hep et tadı yani geliyor. Sosunu güzel yapmış, sosu güzel. Kızımızın güzel olmuş sosu. Lezzetli yani, sosuna bir şey diyemeyeceğim. Ama şey hafif, onun da soğanında kızarmış ama içindeki şey olarak biraz daha pişse daha güzel olacaktı bana göre. Biberlerimiz pişmiş ama göründüğü gibi değil diyorsun. Lezzet olarak yani şey yapmadı ya Nursel Hanım. Duruşu çok güzel, açtığım gibi vah dedim ama lezzet olarak. Evet, hayaller ve gerçekler oldu yani bu tabak. O zaman son. Günün son tabağı. Az pişmiş ya bunlar. Az pişmiş Nursel Hanım. Vallahi inan ki et tadı geliyor yani böyle. Ne bileyim istediğim şey. Çok mu pişmiş seviyorsun evet, acaba? Evet biraz ben öyleyim. Çok pişmiş seviyorum da. Ama bu da biraz daha pişmek istiyordu bence. Soğanı pişmiş. Soğanında sıkıntı yok. Sosun içindeki şey biberler de tam pişmiş Nursel Hanım. Peki dördüncü tabağı beğendin mi beğenmedin mi deyip puanlara geçiyorum. Vallahi hepsi şu anda bana aynı geldi. Bir tanesi biraz daha pişmiş geldi Nursel. Çok beğenmedin yani. Onu da çok öyle beğenmedim. Mi anlıyoruz?
Peki. Ah Gönülcüm, sana kötü bir haber vereyim mi? Bu hafta gelinini hiç bulamadım. Evet. İlk gün 3 puan, ikinci gün 1 puan verdin. Bakalım şimdi ne yapacağız? Buna 5 vermek istiyorum Nursel Hanım. Üçüncü tabak 5 puan, görsel olarak seni en çok tavlayan evet. Tabak. Ama öbürlerinde hepsi aynı geldi bana. Hepsi yani denişen. 1. Birinci tabak 1 puan. 1. İkinci tabak 1 puan. Buna da 1 verdim. Bilemedim. Dördüncü tabak 1 puan. Çok cesur, çok, çok. Bulamadım. Tir tir titriyoruz ama korkudan. Çünkü 3 tane kimsenin işine yaramayacak bir puanımız var. Gönül Sultan, çok cesursun. Gel hemen açalım. 3 tane birden bir tanesi yeter artık, canıma tak etti diyor Gönül abla arkada. Bulmak istiyorum yani, o kadar üzülüyor ki. Bakalım bugün neler yaptı? Önce birileri öğrenelim. Gönül Sultan'ın puanlamasını genel olarak nasıl buluyorsunuz? Bana şu an sosyal medyadan yazarsanız çok sevinirim. Merak ediyorum fikrinizi. 1 puan verdik bu tabağa. Aç da görelim. Hatice. Şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık. 5 verince şaşırıyorsun ama. 1 verince şaşırmıyorsun. 5 verince şaşırmıyorum çünkü kendimden eminim, biliyorum. Ama bu da olmamış. Olmamış. Hep 5-1 bizim emeklerimiz, saatlerce burada ayakta kalmalarımız, bilmem nelerimiz. Hani biri hak etmiyor en azından ya. Birileri ver. Biz bu hafta garantle bizim gitmemizi, ondan sonra el ele tutuşalım, gidelim herkes evine. Baba, Hatice de tesadüfen birinden 5 aldı. O da dedi ki gelinim iyi hissetmiyordu kendini, yapamamıştır diye en kötüsüne 5 verdim dedi. Senin hiç konuşmaya hakkın yok. Vallahi senin bu konuşmaya, görsel, bir saniye Gönül teyze, şu an benimle konuşman gerekirken asıl senin şu an hiç konuşmaya hakkın yok. Tabağımı sen yorumlamıyorsun. Yorumluyorum. Yorumlayamazsın. Yorumlar. Bu seni ilgilendirmez. O benim tabağım ve ben yaptığım şeyin de sonuna kadar arkasındayım. Hiçbirinizde yapamamışsınız diyor. Ama diyor ki görsele baktım, beğendim, verdim diyor. Ben bunun açıklamasını zaten daha fazla yapamam. Hatice yapamamışsın demedim yani, şey olarak yani duruşta yani en güzel. Yani lokantaya da gitsen kimin? Tamam, görseli güzel. Yiyoruz görseli biz. Görseli çok güzel tamam, yapmış. Görsel mi yiyoruz biz yani? Onu mu? Aa, karnım doydu. Yok, gördüm, karnım doydu. Ama diyeceğim. Kızarmış. Neden evdeki? Hayır bak, köftesi de bu pişmiş kiminse, bak köfte de o pişmiş. Pişmiş demediniz. Ama pişmiş. İkinci tabağı dediniz. Hayır bu bak, onda pembelik var. Karıştırdın mı yoksa? Bak ama Nursel Hanım bak, onda pembelik, bak bu pişmişti. Hani söylerken. Tamam şimdi hatırlarız yorumlarımızı. Daha birimiz çok. Sırayla açmaya devam ediyoruz. Bu birlerden Tuğba çıkarsa birazcık sıkıntı var. Yandık. Birazcık. Evet. İkinci birimiz de işte bu tabak. Bakalım sahibi kim? Soğanını, sosunu, görselini çok beğenip köftesini beğenmedik. O yüzden de 1 puan evet. Verdik. Açalım ve öğrenelim kime vermişsin? Yeşim. İnanın bana hiç şaşırmıyorum. Neden şaşırmıyorum biliyor musunuz? Şimdi siz şurada geliyorsunuz ya masaya doğru. Gelirken ben sizi 1 olarak görüyorum. Aynı böyle gözümün önünde 1 geliyor. Çünkü ben biliyorum, ben sizden 1 alacağım. Neden alacağım? Çünkü ben yapıyorum. Siz sen size birisi el vermiş. Tamam mı? Sizi buraya varis olarak bırakmış. Gelininin kötü yapacağını düşünüp kötü tabağa asla puan hiç değil. Evet. Hiç değil. Siz ağzınızla üçüncü tabağa dediniz ki pişmemiş. Ha, ilkten aç. Ben yorumlayayım. Siz unutuyorsunuz. Tamam. O yüzden ben size hatırlatmış olayım. Açtığınızda evet görseli güzel geldi ama olmamış bu tabak dediniz. Hatice de hatırlattım. Siz en çok ikinci tabağı beğendiniz. Biraz daha bu etin pişmesi gerekiyor. Siz dördüncü tabağa geldiğinizde dediniz ama bu öyle ben değil. Bu pişmiş seviyorum. Ama bak bu hepsi öyle pişmeliydi dediniz. Ama bak bu öyle değil kiminse. Peki Gönül Hanım. Bilmiyorum kimin. Yaktım. Ha gene kaldık. Geleyim seni kurtarayım diyeceğim. Nasıl kurtaracağım? Bir birimiz daha var. Bu tabağı açınca ah böyle
bir yüzün aydınlandı, hoşuna gitti. Görsel olarak çok evet. hoşuna gitti. Ve 5 puan verdin. Bakalım 5 puan kendi gelinimize mi gitti, rakip geline hediye mi gitti? Gönülcüm, Carmen'cim, iyisin. İyi olmaya çalışıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Tuğba! Bravo. Ay. Sonunda. Sonunda yani. Vallahi. Artık öldüm, teşekkür ederim.